İmamoğlu imamı getirmedi sadece makam odasına. Gazetecisini de çağırdı. Şunu bir görüntüle de servis edin dedi. Böyle şeyler bana ilkesel olarak çok ters geliyor. Biz bugünlere bu şekilde geldik. Laikliği öyle dine baskı olarak falan görmüyorum. İmamoğlu evinde namazını kılabilirdi o sabah. Kapıdan girerken sessizce besmelesini çekebilirdi. Şeyi de eleştirmedim. Hani hoşuma gitmedi ama o türbeleri gezmesinde sorun yok. Ama gazetecilerle gezmesinde sorun var. Eyüp Camii'nde mevlüt okumasında sorun yok. Ama mevlütten önce orada vatandaşlar var. Arkadaşlar rica ediyorum sizden çekmeyin. O ayrı, bu ayrı deseydi, yine birisi çekip koysaydı o zaman İmamoğlu'na saygım artardı. Şimdi CHP kafasının bu ülke, şimdi geçmişte çok hataları var CHP'nin, onun günahını çıkarmak için aşırıya kaçıyorlar. Çünkü bizi şöyle söyleyeyim, otokrasi, din devleti olmanın eşiğine AK Parti getirdi. AK Parti de Türkiye'nin başına CHP kafası getirdi. O türbanlarla falan yapılan üniversitelerde mücadeleler, kamusal alan falan filan. Mesela ben ona tamamen karşıydım. Vicdan, inanç özgürlüğüyle hiçbir sorunumuz olamaz. Hatta ben son zamanlarda üniversitelerde de bunu dile getiriyorum. Mutluluk siyasi bir jargon değil maalesef Orta Doğu coğrafyasında. Evet. Halbuki hür dünyada, gelişmiş demokrasilerde siyasetçiler mutluluk vurgusu yapıyor tabana. Ve din ve inanç ve ibadet de insanı mutlu ediyorsa tabii ki serbest bırakılmalı. Yani yasaklamak falan, örtünmek de bir nevi inanç meselesi. Acaba okutmadığımız kızlarımız o kafa döneminde 2002 öncesi kaç tanesi üniversiteye alınmadı, gidemedi? Kaç tanesi tıp okuyamadı? Belki de bir tanesi bir hastalığa çare bulacaktı, bir ilaç keşfedecekti. Bugün onları yasaklayan insanların ailelerine faydası, insanlığa faydası olacaktı. Hepsinin masum birer inanç talebi miydi, yoksa yine dinin siyasete alet edilmesi miydi? O ayrı mesele. Ama topluca bu şekilde tavırlar AK Parti'yi getirdi. AK Parti de Türkiye'yi otokrasinin, din devletinin eşiğine getirdi. Şimdi CHP'lilerin bu sözü, Türkiye muhafazakar, dindar bir, çoğu bana yazıyor, kızıyorlar ben bunları Evet. söyleyeyim. O zaman Türkiye'nin iktidar partisi radikal bir din devleti istiyor görüntüsü veriyorsa, Türkiye'nin ana muhalefet partisi de Türkiye dindar muhafazakar bir toplumdur, onun için böyle şeyler hoş görülür diyorsa, Türkiye İran olmuştur. Radikal mollayla ılımlı mollalar arasına sıkışmış kalmıştır. İran Gerçekten. gibi, buradan da çıkış yok. CHP aklını başına toplasın. Ve ben yine tekrar ediyorum. İmamoğlu namazını kılar. O dinlenme odasında kılsın namazını. Orucunu da o zaman gitsin topluca şeyin bahçesinde, Saraçhane'de topluca kurban kessinler. Evet. Türkiye muhafazakar. Bu da geleneğimiz, göreneğimiz kurban kesmek falan. Yani demokrasi olan yerlerde partiler var. Partiler olan yerde seçim var. Seçim olan yerde vaatler var. Vaatler olan yerde siz böyle muhafazakarlık veya laikliğe karşı vaatlerde bulunursanız, canım o da ne olacak, bu da ne olacak derseniz, her parti gelir yarın çıtayı yükseltir. O Evet. bunu vaat eder, o bunu vaat eder, o bunu vaat eder. Bugünlere öyle geldi. Şu anda Türkiye İmamoğlu muhafazakar değil CHP'lerin mi? kutsalı. Laf söyletmiyorlar ya. Böyle bir şey Niye? yok. En ufak bir eleştiriye, şeye izin yok. Şimdi İmamoğlu AK Parti'yi daha mı ılımlı İslam'a çekecek? AK Parti tabanı mı İmamoğlu'nu daha radikal İslam'a çekecek? Sonuç bu kafayla gidilirse ne olacağı belli. Yukarı tükürsen sakal, aşağı tükürsen bıyık falan, öyle bir laf vardır. Tersini söyledim galiba ama yok. Özal da dindar bir adamdı. Abdestinde, namazında Evet. bir adamdı. Özal döneminde böyle sahneler gördünüz. Özal döneminde laikler tedirgin oldu mu? Yok. Özal'ın bütün şeyine rağmen, dindarlığına, muhafazakarlığına rağmen. Bu bir üslup meselesi. Evet. Demirel de yani
şey muhafazakar diye yani Türkiye'de evet. muhafazakar bir siyasetçi olarak bilinir. Ama millet onun üslubunu kabul etti, öptü başına koydu, baba dedi ona. Ben size Özal dönemini örnek veriyorum, Demirel dönemini o hukuksuzlukları kenara koyuyorum. Yani mütedeyyin insanlara yapılan evet. annelerin başörtüsüyle evet. kızlarının mezuniyet törenine alınmadığı, çocuklarının yemin törenine evet. askerde alınmadığı dönemleri lanetliyorum. Onları yapanları da lanetliyorum ama... Arkadaş biri burada, biri bu uçta, biri bu uçta. Ya bunun düz yolu yok mudur demiş deve. İnmeyi mi seversin, çıkmayı mı seversin diye. Onun için İmamoğlu gibi toplumda şu anda son derece sempati, güven kazanmış bir insana çok büyük mesuliyet düşüyor. Ben demiyorum ki, tekrar ediyorum, Eyüp Camii'nde bilmem mevlüt okuma veya namazını kılma. Arkadaş de ki topluma yapma. Ya bunu gazetecinin önünde yapmam doğru olmaz arkadaşlar. Biz onun için bugünlere geldik. Öyle değil mi? Miting meydanlarında Kur'an sallayanlar, yok Şiit tabutlarının önünde tabii. el koyup bayraklı tabutun önünde siyasi konuşmalar yapanlar falan filan. Ya bu yanlıştır. Şimdi insanlar AK Partilisi, CHP'lisi seni dinliyor.